Son günlerde yaşanan olaylar özellikle sosyal medya konusunda bir korku yaratmak üzerine ortaya atılan tüm söylemlerle ilgili bir takım konularda kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz. Bu Twitter üzerindeki mesajlar konusunda insanlarda şöyle bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Mesajı yazarsanız bir vesileyle takip edileceksiniz. IP'leriniz bulunacak, fişleneceksiniz. Böyle bir psikoloji, böyle bir korku ortamı yaratılmış vaziyette. Bunu destekleyen aslında bir taraftan da kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla insanlar özellikle ilk önce İzmir'de 40'a yakın insan içeri alınıp daha sonra da 2 gün önce yine tekrar sosyal medya üzerinden tespit edildiklerini iddia ettiği kolluk kuvvetlerinin insanları içeriye alması. Nedir bu? Böyle bir şey yapılabilir mi? Bu nedir? Bu kavram gerçekten dünyada böyle mi yürüyor? Twitter denilen veya Facebook denilen sosyal medya mecrasında insanlar teşhis edilebilir mi? Kimlikleri ortaya dökülebilir mi? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Birincisi Twitter konusunda dünyanın hiçbir yerinde ki özellikle Türkiye'de hukuku olmayan bir sosyal mecradan bahsediyoruz. Mevcutta bizim bu bilişim hukukuyla ilgili bazı iş kanununa bağladığımız kanunlar var. BTK'nın takipleri var ama Twitter Amerikan hukukuna tabi bir kurum. Normalde Türkiye'de onunla ilgili kurumun kendisine ilgili bir işlem yapamıyorsunuz. Yani siz Twitter'ı Türkiye'de mahkemeye verseniz bile bir vesileyle kale alacağınız herhangi bir yasal ortam yok. Yani Amerika'da bile Twitter üzerinden mesajlar bir vesileyle herhangi bir mahkemede delil olarak kabul edilmiyor. Şimdi bu ceza kanununda herhangi bir düzenleme varsa bununla ilgili mevcut ceza kanununda hepsi yazılmış çizilmiş ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ki insanların haberleşmesi, insanların örgütleşmek için bir araya gelme mesajlaşması, haberleşmesi bence bir kere insanlık hakkıdır her şeyden önce. Evrensel bir haktır, insan haklarına tabidir. Şimdi Başbakan Afrika ile ilgili konu olduğu zaman Tunus'tan bahsetti, Mısır'dan bahsetti, özgürlüklerden bahsetti. Dedi ki işte sosyal medya üzerinden örgütlenden. Çok da aslında komik olan bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Tunus, Mısır gibi yerler ki özellikle Tunus'u söyleyeyim, Mısır'ı söyleyeyim de internet kullanım oranı 2010 yılında, 2009 yılında %2. Yani şöyle dijital bir medya üzerinden aslında örgütlenmek çok zor olan bir yer. Ben tamamen Tunus'taki örgütlenmenin analog bir örgütlenme olduğunu düşünüyorum. Yani bir vesileyle insan kaynağına insanları bir vesileyle çeteleştirip oradan bir isyan başlatıldığını düşünen bir adamım. Neden diyeceksiniz? %2'nin internet kullandığı bir ortamda bütün hepsinin aynı sosyal mecra üzerinde, aynı dinle, aynı ideolojik dinle diyorum, haberleşmesini çok mümkün olarak görmeyen bir insanım. Ama şöyle bir farkımız var Türkiye olarak bizim. Türkiye dünyada da bu sosyal medya kullanımında ilk 10'da, Avrupa'da ilk 5'te ve bundan da geçmiş yıllarda hükümet zaten çok ciddi bir şekilde övünüyordu. İşte Facebook'ta, Twitter'da hatta 1 ve 2. sıralarda neredeyse. Ama biz ciddi tüketiciyiz, doğru. Rakamlar inanılmaz bizde. Atılan tweetlere baktığımızda dünyada top oldu bazıları. Peki buradaki konu ne? Şimdi aramızda bir fark var. Dünyada Tunus'ta atılan tweetlerin %70'i Tunus'a dışarıdan atılmış. Bir mesleğine. Bir örgütleme modeli dışarıdan gelmiş. Bizde öyle değil. Bizde 8'i 9'u geçmiyor yüzdelik olarak. 12 olduğu söylendi, 15 olduğu söylendi. Kesinlikle doğru değil. Bizdeki gençlik 15 yaşından 25 yaşındaki gençlik %80'ini kullanıyor bunu. Ve çoğunun da yabancı dili var. Dünyaya bunu bir vesileyle buradan duyurdular. Neden böyle bir Twitter seline maruz kaldık? Nedeni çok açık. Ana akım medyanın olan olayları vermemesi. Ama şunu iddia etmiyorum. Bakın iktidar yanlısı da olsa bazı medya bunu bir vesileyle kendi gazetelerinde verdi. Yani yorumlarını ayrı değerlendiriyorum ama olayları vermek ayrı bir şey. Bunun dışındaki büyük ana akım medyada bu olaylar çok hafife alındığı için bu kadar çok tweet havada uçtu. Çok ciddi bir şekilde. Şimdi diyor ki birileri, bir bakan dedi ki burayı kısıtlayacağız. Bir bakan da dedi ki Binali Bey dün değil evvel sizin galiba böyle bir açıklama yaptı. Burayı kısıtlayamayız dedi. Kısıtlayamazsınız zaten. Ayrıca şunu söylemek istiyorum insanlara. Twitter'dan attığınız herhangi bir tweet'i size mal edebilme imkanı bence yok.
Bunu herkes kafasına yazsın. Niye yok? Ben o account benim değil dersem kim ispat edecek bunu? Kolluk kuvveti mi? Etsin ispat. Edebiliyorsa etsin, öyle bir yeteneği varsa. Facebook için kullanmıyorum aynı kelimeleri. Çünkü niye? Onda da birkaç ay içerisinde tespit edebilirsiniz. Hukuk bize ait olmadığı için. Öyle bugün Facebook'tan bir şey istiyorum. Yarın gelecek IP verecekler. Böyle bir şey de yok. Böyle bir hikaye de yok. Çünkü burada ICAN diye bir kuruluş var, uluslararası. Siz birinin aleyhine veya bir account'ta halkı tahrik eden kötü kelimeler kullanıyorsunuz, hepimiz bunun karşısındayız. Buna yasal işlemler yapılmalı. Bu yasal işlem bile 1-2 ay sürer. Çünkü Türkiye'ye tabi değil, hukukuna tabi değil bu kurumlar. Türkiye'de adamların böyle bir hikayesi yok. Kaldı ki Twitter, hani yine merkeziyetçi bir sisteme sahip. Belki alabilirler, böyle iktidarların baskılarıyla alabilirler ama IP vermiyor şu anda. Diyelim ki insanlar fotoğraflarını değiştirdiler, papatya koydular ve bu Twitter account'u benim değil dediler. Nasıl ispat edecekmiş? Çıksın bir akıllı adam anlatsın. Bu işi en iyi bilen bakan çıksın bana bunu anlatsın. Nasıl yapacakmış? Böyle bir şey yok. Fazla Say retweet etti diyelim konuyu. Benim değil dese hiçbir şey yapamazlar, ben size söyleyeyim. Hiçbir şey yapamazlar. Adam bir AKP kendisi account'undan çıkarttı, getirdi Anıtkabir'i yıkacağız dedi. Ona bir şey yaptınız mı? Ha bunu da yapın demiyorum zaten yani. Bu doğru bir şey de değil zaten. Ama onu takip eden var mı? Yok. Neyi takip ediyorsunuz? Bakın nasıl takip ettiklerini çok açık söyleyeyim. Twitter'da bazı profillere bakıyorlar. O profillerdeki resimlerle takip ettikleri ve onu takip edenlerden bir gerçek isim çıkartmaya çalışıyor. Yani bunu Twitter'dan tespit etmeleri değil. Bir resimlerden bakarak yapıyorlar. Sonra gidiyorlar. Mühendisler ismini, cismini, soy ismini tespit etmişlerse yazıyorlar. Oradaki adrese gidiyorlar. Bunu sen yaptın diyor. O zavallı kimse, o da eğer kabul ediyorsa bu işi, ay öyle yaptım, böyle yaptım diyorsa eğer, onu alıyorlar, getiriyor sorguya. Benim değil derse bir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ha bu başbakanın hesabında fake hesaplar var, başbakanın da. Bir sürü arkadaş adına da fake hesaplar var. Herhangi birisi Twitter'da profillerini değiştirsin şimdi, fake hesaplar açsın 3 tane daha, ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Mesele bu değil. Mesele burada insanları korkutmaya çalışan bir iktidar var. Ha, Sayın Bakan böyle bir şey yapmayacağız dedi. Ama panikten başka şeyler söylediler. Bence fikri neyse zikrin odur. Bu memlekette avukatlar, gazeteciler dövülüyor. Sokaklarda gördük. Meydanlarda insanları tarumar ettiler. Milletvekilleri dövüldü. Kaldı ki internet üzerinden korkutmanın nedeni de şu, algı yönetmek. Tekrar kendi yandaşlarına siz de 100 bin tane tweet atın, şöyle yapın, böyle yapın. Bakın böyle bir şey değil bu. O yüzden insanları korkutmayın. Özgürlüktü bunun temelindeki iş. İnternet en büyük özgür mecradır. Ama insanlar şunu bilsin. Eğer bu işlerle ilgili kendi mailleri de dahil olmak üzere bilinçli kullanım yaratmak istiyorlarsa özgür yazılımlara eğilsinler. Baksınlar, özgür yazılımlar vardır. Özellikle IP'lerinizin tespit edilemeyeceği. Bunu özgürlüğünüz açısından söylüyorum. Bunu bir illegal yöntem olarak söylemiyorum. Dünya bunu kullanıyor zaten. Bir IP'den çıkıyorsunuz. Proxy yani vekil olan programlar vardı. Her Android işlemcili akıllı telefonlarınızdan da bunu yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Bütün vatandaşlara söylüyorum. Yapsınlar da bunu. İnsanları böyle fişleme modeline götürecek bir iktidar zihniyeti nerede olursa olsun varsa insanlar karşısında özgürlüklerini savunsunlar. Mutlaka kendi özgürlüklerini savunmaları lazım. Bunun internette bedavada açık kaynak kodlu her yere girseniz bulursunuz. Yardım butonlarından bulursunuz. Yani Tor denilen programlar vardır. Yani proxy dediğimiz programlar var. IP'niz çıkarken başka bir yere gidersiniz. Milyonlarca IP'nin olduğu, sanal IP'lerin olduğu bir havuza düşersiniz. Bir daha hiç kimse sizin IP'nizi bulamaz. Kim iddia ediyorsa yalan söylüyor diyelim. Hani %100 güvenli bir hikayeden bahsetmiyorum. Ama insanlar şimdi korkuyor. Şunu bilsinler, ben burada bu açıklamanın gereğini şuradan duydum. İnsanları korkutmayın, anlattıklarınız da doğru değil. Zaten internette böyle gem ve ket vuramazsınız. Mümkün değil. Son zamanlarda duyuyoruz, gazetelerden okuyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, işte Türk Hava Yolları gibi kurumlarla anlaşma yapıp insanların özel hayatlarını fişlemeye başlamış. Bakın böyle bir zihniyetle nereye kadar gideceğiz biz? Bugün aslında Türkiye'de olanların temelde bence bütün makro aslında kelimesi özgürlüktür. Herkes için. Herkesin özgürlüktür. Ama bugün görüyoruz ki baskıcı bir rejim
Bunu baskılamaya çalışıyor. Bir söyledikleri bir gün sonrakine uymuyor inanın. Yani bu olayların başlangıcında başbakanın veya bakanların söylediklerine bugün söyledikleri farklı. Yani iki gün önce, üç gün önce panikle interneti kısıtlayacağız dediler. Demediler mi bunu? Söylediler. Sonra uluslararası tepkilere baktılar bir taraftan. Yarattığı ekonomiye baktılar. Demokrasi, özgürlük tanımı da öyle veya böyle az veya çok bir gıdımından yemişler çünkü. Oraya baktılar, bir tereddüt yarattılar, vazgeçtiler işte. Zaten yapamazsınız ama halka bir mesaj vermek için ben bunu veya sizleri halka aydınlatmak için söylüyorum. Bunu beceremez hiç kimse. Bunu beceren mecralar eğer bunu beceriyorsa kullandığınız sosyal medyayı terk edin. Çünkü ondan kaynaklıdır bir taraftan da. Çünkü özgürlük tabanını o yitirtiyordur o zaman. İktidarlar bunu başaramazlar arkadaşlar. Bu konuyu ben özgürlük kavramlarının kısıtlanması olarak değerlendirirken MIT'in yaptığı konuda ciddi bir aslında eylem planı yapılması gerektiğini söylüyorum. Ülkede herkesi işlemeye başladılar. İşte dinleme komisyonunda gördük ki dijital olaylar kullanarak masum insanları da bir sürü konu içine katmışlar. Ne fark eder ki bugün çarşı grubunu tutukladınız, o çocukları tutukladınız, sonra bıraktınız. Bunun tek bir nedeni var, insanları korkutmak. Redek davasında da geçen sene ve sene aynı şeyler yaşandı. Bir sürü çocuğu aldılar, 9 ay içeride yatırdılar, baktılar ki bir şey yok. Bunun temel nedeni insanları korkutmak. Bu topluma yapılacak en büyük alçaklıktır bence. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar yanıtlayabilirim. Buyurun. Efendim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter üzerinden açtığı davaları biliyoruz. Hatta insanları adreslerinden bulup oralara operasyon yaptığı söyleniyor. Bunun ne kadar doğru olabilir o zaman sizin anlattıklarınızdan yola çıkarsak? Evet. Şimdi birincisi şu, Türkiye'de ihtisas mahkemeleri söz konusu değil bununla ilgili. Bilişim savcıları eğer gerçekten eğitimlerse bu konu kesinlikle açıldığı gün takipsizlik kararı verilmesi gereken bir konudur. Twitter'dan o insan Melih Gökçek bunu tespit ediyorsa tek bir yerden yapıyordur. Kişiden isimlerine bakıyordur. Devlet kurumlarından kendi başka ilişkileri vardır. Orada o isimleri mühendis projesinden alıyordur. Onların adreslerini oradan buluyordur. Onlara öyle dava açıyordur. Yani bu tamamen ahlaki de bir sorun zaten. Yani bugün mevcuttaki merkezi idarenin böyle bir konuda Melih Gökçek'le ilgili dava açması lazım. Dünyada böyle bir şey yok. Sen nereden buluyorsun bunları? Bazı iddialar var zaten ortada. Bazı konuları takip etmek üzere kurulmuş merkezlerden bahsediliyor. İddialar var ama araştırıyoruz. Ben araştırıyorum bu konuyu. Sayın Melih Gökçek'in böyle bir şeyler yaptığı konusunda. Öyle veya böyle bir yerde denk geleceğim bu işe. Kesin kararlıyım yani. Hiç şansı yok, bir yerde denk geleceğiz. Çünkü o bizden daha iyi bilmiyor bu konuyu. Ben ondan daha iyi biliyorum. Buyurun. Bu Ulaştırma Bakanı siber saldırıya karşı önlem alacağız. Bu bazı hacker sitelerinin devlet kurumlarını haklamasıyla ilgili bir konu. Yani uluslararası hacker grupları ve onların yaptığı açıklamalar vardı. Ve onlarla ilgili. Zaten bu siber saldırılarla ilgili zaten devamlı teyakkuz halinde duran, ne kadar teyakkuz onu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla teyakkuzda duruyorlar. Ama onların açıklamaları vardı büyük bir siber saldırıyla ilgili. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin altyapısı bu siber saldırılar büyük ölçüde olduğu zaman kaldıramaz. Mümkün değil. Bu altyapıyla, bu kafayla Türkiye'nin şu andaki kamu kurumunun hepsini tarumar ederler. Çok net. Bakın borsalar dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Bu tehlike var. 10 yıldır bunu ben Türkiye Millet Meclisi çatısı altına geldiğim ilk günden beri bununla ilgili konuyu her zaman söyledim. Türkiye tehdit altındadır bu konuyla ilgili olarak. Bugün söylenenler sadece sanki bu olaylardan bağdaştırma gibi görünüyor değildir. O zaten normalde rutinde olan ve olması beklenen konulardı. Gözleyebilir misiniz deseniz, gözleyemezsiniz. Ben WikiLeaks'in elinde başbakanlığıyla ilgili dünya kadar belge olduğunu biliyorum. Daha açıklanmadı. Var ama onların hepsi. Bertaraf ettik deniliyor ama öyle bir şey yapamadılar. Buyurun. Şimdi şey dediniz. Melih Gökçek merkezden insanların kimliklerine ulaşabiliyor. Yani onlara ulaşabiliyor. O zaman şu anda Twitter kullanan herkes için bu merkezi idare tarafından yapılamaz mı? Yani hükümet ya da işte Milli İstihbarat Teşkilatı
bu yöntemi kullanarak kovuşturma ya da soruşturma sırasında insanlara ulaşabilir. 40 kişi örneği gözaltına aldı bu süreçte. Evet, İzmir'den. Şimdi onu aslında satır aralığında söyledim de ben şunu söylemek istiyorum. Birinci Twitter mecrası bu bakımdan yani bir delil olarak kullanılabilecek bir mecra olmadığını özellikle belirttim. Bakın Amerikan hukukunda da Twitter'da yazılanların bakın bizde de var bununla ilgili kanunlar mevcutta var. Ama Amerikan hukukunda bile bak Amerikan hukukuna tabi orası diyor ki buradaki konular sağlıklı değildir. Sebebi de şu. Bu kişi o kişi olma ihtimali yoktur diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz kendi resminizi de koysanız, ben sizin resminizi alır, sizinle ilgili bir Twitter hesabı açarım. Adınıza bir sürü şey atarım. Biraz sizin profilinize bakarım. Google'dan oradan buradan araştırdım. Doğum tarihinizi şunu bunu da yazarım. Atarım sizinle ilgili. Bu sizi suçlayabilir mi? Eğer bunu Melih Gökçek yapıyorsa şöyle yapıyordur dedim ben. Şimdi insanlar özgürlük haklarını kullanaraktan internet üzerinde haberleşiyorlar. Veya eleştirme hakları da var. Öyle değil mi? Bir belediye başkanıdır bu vatandaş. Ama adamın işi gücü fare işi yapmakla geçiyor neredeyse. Yani ona buna laf yetiştirip fare işi yapıyor neredeyse. Peki nasıl buluyordur bunu? Biraz önce anlattım. Eğer o adam özgürlük hakkını kullanaraktan gerçek ismini oraya yazıyor ve gerçek insanlarla sohbet ediyorsa ki en doğal hakkıdır. O arada kendisine kötü bir laf söylenmişse onu gidiyor oradan ismini cismini buluyor bir vesileyle. İşbirliği yaptığı kimse devletin içerisinde kimlerle işbirliği yapıyorsa onlara verip Mendes projesi içerisinden bir yerinden adresini alıyor ve onlara hem baskı yapıyor hem de mahkeme süreçlerine götürmeye çalışıyor. O tür mahkeme açılmış arkadaşların hepsi bize gelsin gereken her türlü yardımı yaparız onlara. Melih Gökçek aleyhine de dava açabilirler yani. Öyle hakları da mevcut. Bu süreçte gezi süreciyle ilgili olarak aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bakın Fazıl Say örneğini verdim. Retweet etmiş. Benim değil dese hiçbir şey yapamazlar diyorum. Bak çok net söylüyorum bunu. Hiçbir şey yapamaz kimse. İspat edemez yani. Öyle bir yeteneğe sahip değil. Öyle bir kanun hükmü de yok. Ayrıca o ispatla ilgili yeteneği de yok. Yani gönlünüz o konuda rahat olsun diyorum. Bütün vatandaşlara. Başka soru? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.